Getir'den siparişini ver, güzel oyun bitmeden kapına gelsin. Güzel Oyun'da yeni bölümle karşınızdayız. Voleyciler, Uğur Karakulukçu ile beraberiz her hafta olduğu gibi. Hoş geldin Uğur, nasılsın? Sen nasılsın? İyi olmaya çalışıyoruz. Uzun sürüyor tabii bu süreç biraz. İki ayı geçti, evdeyiz. 4 günlük karantinanın da son günü bugün. Evet, bugün son günü. Hani gerçekten artık havalar da güzelleşti. Senin arkanda vantilatör vardı biraz önce, onu da... Abi çok... Oradan bir vantilatör desteğiyle programı başladık. İlk bölümde liglerin durumunu konuşacağız. Almanya'da ligler başladı. Özellikle geçen hafta şeyi konuşmuştuk hatırlarsın. Almanya rol model olacak ve oradaki durumun nasıl ilerleyeceği, hani liglerin ve maçların nasıl seyredeceği bizim için önemliydi. İlk hafta maçları oynandı. Korona süreci sonrası diyelim. Nasıl gözlemledin önce? Bu da Sigurd maçları izledin. Nasıl oldu sence maçlar? Ya beklediğimden iyi ama tabii hiçbir zaman bir kere oyuncuların kondisyonları zaten müsait değil. Aynı şekilde devam etmeye. Onu ayırıyorum. Ondan kaynaklı olmayan orta sahaların biraz daha kolay geçildiği izlenimine kapıldım maçları izlerken. Bir de takımlar arasında seviye farkı oluşmuş. Yani bazı takımların hazırlık süreciyle bazılarının bir değil. O yüzden gözlemlemek lazım. Bence ligin dinamikleri kaldığı yerden devam etmeyecek. Sanki hani durdurduk da hemen devam tuşuna basıyoruz. Belki çok iyi gözüken takım diğerlerine göre çok geride başlayabilir. Şampiyonla oynayan takım orta sıra takımı gibi falan oynayabilir. Hani böyle bir şeye de hani şey yapmak lazım. Hazırlıklı olmak lazım eğer bizim ligimiz oynanacaksa. Diğer bütün ligler için de geçerli bu. Yani ne olursa olsun mükemmel uygulansa bile %100 adaletli olmayacak. Çünkü yani adaletli demeyeyim de çok doğru bir kelime değil çünkü o. Yani doğal olmayacak. Onu söyleyeyim. Çünkü belki çok formda giden bir takım döndüğünde çok sıkıntılı bir şey olacak ve belki lig ara verilmese şampiyon olacak ya da ne bileyim Avrupa Kupası'na gidecek takım orta sıra altlara düşecek ya da belki gidişatı hani 3. 4.lük falan olacak bir takım çok iyi şey tutturacak. Belki 2-2'ye girecek. Şampiyonlar girecek. Belki üste atacak kendini falan. Böyle şeyler olabilir. Hani Bundesliga'da benim ilk gözlemlediğim buydu. Form durumları çok çok değişmiş ve bunu da öngörmek mümkün değil. İkincisi oyuncu değişikliği kuralı yeni biliyorsun. Geçici oyuncu değişikliği kuralı. 5 tane oyuncu girebiliyor oyuna. 3 kez de yapılıyor ama yine de 5 oyuncu giriyor yani. 16 tane oyuncunu maçta kullanabilmiş oluyorsun. Bu çok çok önemli bir şey. 16 tane oyuncuyu kullanabilmek ekstra bir avantaj getiriyor. Kadro derinliği iyi olan takımlara. Yani bu noktada işin bu tarafına da bakmak lazım. Bu da büyük takımların maçlarını bence daha kolay kazanmasına yol açacak. Yani eğer iyi hazırlanmışlarsa özellikle kadro derinliği daha geniş takımlar. Burada işte Galatasaray'ı biraz ön plana çıkarabiliriz. Başakşehir'i ön plana çıkabiliriz. Bence Başakşehir Galatasaray'ın döndü bu konuda. Hani oyuncu kullanımı konusunda. Yani 16 tane oyuncuyla oynamak biraz bazı takımlara avantaj sağlayacak. Bazı takımlara da sıkıntı yaşatacak. Yani özellikle küme düşme hattında mesela yer alan takımların bazıları 11 iyi ama yedekleri yok ama 11 formda o zaman götürüyor. Ama bazı takım var benzer seviye ama daha fazla oyuncusu var. Şimdi küme düşme yarışında da çok çok ciddi farklılıklar yaratacak bence. Yani burada tabii direkt şu takım şu olur, bu takım bu olur diyemeyiz ama bence maçlar başlarsa tabii ki şey konuşuyoruz. Bizim ligimize nasıl adapte olur aslında analizini yapmaya çalışıyorum. Bir anda küme düşecek takımlar değişebilir. Takımları biraz daha incelemek lazım sonuçta. Hani kullanabilir oyuncu var ama ne kadar sağlıklı dönecek onları da görmek açısından söylüyorum. Çünkü hani bırakıldığı noktada olmadığı için belki 17 tane oynayabilir oyuncusu var diyorsun. Belki 3'ü falan hani düşmüş olacak bizimden. Bilemiyorsun onu. Ama ne olursa olsun kadrosu dar takım. Tek garanti şey var. Kadrosu dar takım korkunç problem çekecek. Senin maçı dengede bile götürsen rakip 5 tane adam sokacak. Sen 5 tane adam soksan belki 3 yiyeceksin yani. Yani anlaşılıyor. Peki bence normal mesela korona sonrası tamamen bittiğinde umarım kısa sürede biter. 5 oyuncu değiştirme hakkı olsa bu devamlı olsa bu kural sence neleri değiştirir? Büyük takımlar inanılmaz avantaj elde eder. Bir de
şeyi de görebiliriz yani. Hani oyuncuyu sokup beğenmiyorsa çıkarma gibi. Hani daha risk alınabilir şeyler yapılabilir. Buz okeyi gibi yani. Aynen. Yani tekrar sokamıyorsun da hani alternatifin bol olduğu için, çünkü tekrar sokabildiğin için bu sefer teknik adamlar taktiksel olarak biraz daha riskli gördüğü şey ama yarayabileceğini düşündüğü şeyleri, sonuçta oyuncu değişikliği hakkın olmadığı için ya sıkıntıya girmeyelim diye yine daha şeyine, hani garantisine gidiyorlar. Yani bunu da görebiliriz yani. 45'te oyuncuyu sokup 70'te çıkaran hocalar görebiliriz beğenmiyorsa. Bu oyuncu tiplerini de değiştirir. Mesela eskiden 90'larda özellikle, yani 80'lerin sonu, 90'ların ilk yarısı gibi böyle belli özellikleri olan oyuncular, mesela çok uzun boylu ya da çok hızlı kadrolarda yer alabiliyordu. Şimdi bu 5 oyuncu olayı olursa mesela, daimi olduğunu düşünelim. Yao Ming gibi oyuncular olacak mesela. Düşünsene. Hani uzun boylu diye yarım saat oyunu atacaksın mesela. Yani Yao Ming tabii çok iyi basketbolcuydu da. Mesela şey hani, diyeyim. Futbola döndürelim. Ömer Erdoğan'ı stoperden forvete atmayacağım da kulübeden sokacaksın mesela, o tarz bir oyun. Aynen. Yani şey böyle fiziksel farkından dolayı avantaj sağlayan çok oyuncu olabilir. Oyuncu tipleri bile değişebilir. Daimi olursa. O açıdan çok ilginç geliyor bana. Yani tabii 5 oyuncu çok futbolun bütün her şeyini değiştirir de, ama zamanla hani 16 oyuncuydu. 18'e çıktı. Sonra 21 oldu. İşte 2 oyuncu değişik değil. 3'e çıktı falan gibi. Yani futbolda değişiyor her şey gibi. Nihat Özdemir'in açıklamaları çok önemliydi Uğur bu hafta. Özellikle şunu söyledi federasyon başkanı. Pozitif vaka çıkarsa onları ayırıp kalanlarla yolumuza devam edeceğiz gibi bir cümle var. Bu çok tepki gördü. Yani belki söylem dilinden dolayı, belki amaç orada farklı olabilirdi belki, ama tabii nasıl söylediğiniz çok önemli düşüncenizi. O yüzden bu haftanın önemli açıklamalarından biriydi o. Sen neler söylersin Nihat Özdemir'in bu açıklaması için? Ya bu açıklama zaten uygulamanın kendisi. Yani Bundesliga'da da böyle, Premier Lig'de de böyle, İtalya, İspanya'da devam etmek istiyor. Onlarda da böyle olacak. O yüzden bu arada benim açıkçası vicdani olarak çok rahat ettiğim bir şey değil. Yani bunu bir grip olmuş gibi muamele yapıp devam ettirtmek, yani sonuçta bu grip gibi bir şey ama tedavisi yok yani. Yani sadece sporcunun fiziksel olarak kuvvetli olmasına güvenerek bunu devam ettirmek, yani bu tamamen ekonomik çarkların dönmesiyle alakalı. Yani burada bir zaten gelirleri daha kısıtlı sporların cayır cayır iptal edildiğini görüyoruz. Türkiye'de de böyle. Doğal olarak yani buradan baktığımızda bir ortaya çıkan tablo şey, yani sonuçta bunun ekonomik düşüncesiyle, ekonomik düşünceyle alındığı benim de içime sinmiyor. Ama bunun işte şey, hani Nihat Özdemir'in bireysel iradesi değil bu yani. Kulüplerin iradesi, işte devletin başka bir bakış açısı var. O da işte ülkenin dönmesini istiyor bir yandan. Bu da aslında görünür yüzlerinden bir tanesi futbolun. Doğal olarak şimdi bu kadar çok bileşen bunu istiyorken, ben açıkçası yani çok da eleştirdim. Çok da sert tepkiler gösterdiğim de oldu zaman zaman. Her federasyona. Ama burada kararın ben Nihat Özdemir'in bireysel kararı olduğunu düşünmüyorum. Açık söyleyeyim. Yani herkes istemiyor da Nihat Özdemir devam etmesini istiyor. O yüzden devam ediyor gibi davranacaksa beni şey yapar hani. Hani inanmadığım şeyi söylemek istemem, bu kolayı belki söylemek. Yani bu arada şey değil, onu da ayrı hani melek bir masum bir şey de olarak, bir figür olarak söylemiyorum. Tabii ki ekonomiyi önceleyen, sağlıktan önce buna bakan bir yaklaşım var. Bunun da aslında bayrağını taşıyor şu anki konumu gereği. Tabii ki eleştirilebilir ama karar onun değil yani. Karar bence ne olursa olsun istenildiği kadar. Bu arada tabii ki yani bunun işin sorumluluğunu almak istemiyorsun. Sonuçta burada bu kurum var. Bu işin sorumluluğu tabii ki federasyonun, ne olursa olsun. Ama burada en temel, en temel indiği zaman kararı alacak olan devlettir. Sağlık Bakanlığı, Spor Bakanlığı. Bunlar istemediği halde futbol oynanabilir mi yani? Yani ben bunu gerçekçi bulmuyorum böyle bir ülkede. Yani Nihat Özdemir'in işte biraz önce hani sana pası atarken söylediğim şey tam olarak o.
söylem çok önemli. Yani bir şeyi nasıl söylediğiniz çok önemli. Mesela ben biraz önce Yao Ming örneğini verdim ya. Orada bazen şöyle oluyor. İnsanlar hani iki cümle alıp oradan çok farklı anlamlar çıkartabiliyorlar. Mesela Yao Ming çok uzun boylu olduğu için pot altında müthiş bir fırtına estiriyordu. Futbolda da mesela fiziksel özelliği iyi olanların, çok hızlı olanların yarım saatlik bir sürede mesela Galatasaray'a Iorfa gelmişti. Sadece hızlıydı, o kadar. Başka hiçbir şey yoktu. Zaten koşucu atlet olduğu sonra ortaya çıktı. Onun gibi. Sadece belli özellikleri iyi olan oyuncuların yer alabileceğini mesela örnek verdim. Ama söylem o kadar önemli bir şey ki. Mesela Nihat Özdemir'in o cümlesi şey imajı yarattı insanlarda. Hani kalan sahalar bizimdir gibi. Yani şimdi federasyon tabii ki sağlığı düşünüyordur. Ama işte bu dönemde iletişim o kadar önemli ki ben o açıdan sınıfta kalındığını düşünüyorum. Yani iletişim açısından. Yoksa kararlar konusunda haklısın. Federasyon bence de vermiyor kararları direkt. Federasyon şu anda yürütücü konumda. Yani olayları yürüten kısım. Kağıt üzerinde evet bir şeyi var ama asıl kararları alan kısım olduğunu düşünmüyoruz biz de genel çoğunluk gibi. Ama işte bu dönemde iletişim çok önemli. Biraz söylemlerde sıkıntı olduğunu düşünüyorum. İnsanlara bunu anlatırken gerek anlatma sıklığı, gerek kullanılan cümle yapıları, hani o kadar yanlış yollara gidildi ki federasyonun tepki almasının ben en büyük sebebinin bu olduğu fikrindeyim.